bir önceki videoda geometrik serilerin açılımıyla başlayan birçok örnek gördük. Bu örneklerde ortak oranın mutlak değerinin birden küçük olduğunu varsayarak bunun toplamının neye eşit olabileceğini bulmuştuk. Evet, bunu önceki videolarda bu formülle ispatlamıştık. Bu videoda ise bunun tam tersini yapmak istiyorum. Yani bir fonksiyonu alacağız. Fonksiyonumuz mesela hx eşittir 1 bölü 3 artı x kare olsun. Bunu bu forma getirmeye çalışacağız. Bu forma geldikten sonra da a ve ortak oranın ne olduğu konusunda düşünmeye başlayıp bunu bir geometrik seri olarak göstermeye çalışacağız. Hadi ne duruyorsunuz? Hemen videoyu durdurun ve bunu kendi kendinize yapmaya çalışın. Şimdi bir bakalım. Öncelikle burada bir yerine 3 olduğunu fark etmiş olmalısınız. Bunun için burayı 3 parantezine alalım. Evet, 1 bölü 3 çarpı 1 artı x kare bölü 3. Paydadaki 3'ü istemediğimize göre bu 1 bölü 3'ü ayrı tutalım. 1 bölü 3 bölü morla yazacağım 1 ama bunun toplama değil çıkarma işlemi olmasını istediğimiz için 1 eksi ortak oranı da sarıyla yazayım. Evet eksi x kare bölü 3. Gördüğünüz gibi bunu bu formda yazmayı başardık. Buna bağlı olarak toplamın, şuraya yazayım, bir de farklı renk kullanayım, mavi olabilir. Toplam işaretini koyuyorum. En eşittir sıfırdan sonsuza, birinci terimimiz 1 bölü 3 çarpı ortak oranın eninci kuvveti. Ortak oranımız eksi x kare bölü 3'tü. Bunu açmak istersek, eşittir birinci terim çarpı bunun sıfırıncı kuvveti, yani sadece 1 bölü 3. Her terimin kendisinden önce gelen çarpı ortak oran olacağını söyleyebiliriz, öyle değil mi? 1 bölü 3 çarpı eksi x kare bölü 3'ün karesi 1 bölü 9 x kare eder. Evet, bundan buna geçmek için eksi 1 bölü 3 ile çarpmamız gerekiyor. Sıradaki terim için eksi 1 bölü 3 ile bir daha çarpacağız ve bir bakalım. artı 1 bölü 27 x üzeri 4 elde edeceğiz. Doğru oldu değil mi? x karenin karesi evet x üzeri 4'tür ve bu şekilde devam edeceğiz. Bu seri yakınsadığında evet yakınsaklık aralığında aşikse yakınsayacak. Peki yakınsaklık aralığı ne? İsterseniz videoyu durdurup yine düşünün. Yakınsaklık aralığında ortak oran, ortak oranın mutlak değeri diyeyim, birden küçüktür. Hemen not edeyim. Eksi x kare bölü 3'ün mutlak değeri birden küçük olacak. Mutlak değer içinde. Bu negatif bir sayıdır. Şöyle yazayım. Ekranı biraz aşağı kaydıracağım. Evet, bununla mutlak değer içinde x kare bölü 3 küçüktür 1 aynı şeydir. Ayrıca bu ifadeye baktığımızda x karenin ne olursa olsun negatif olmayacağını da biliyoruz. Yani x kare bölü 3 de birden küçük olacaktır. Anlaştık değil mi? Kafanız karışmadı umarım. x kare bölü 3'ün mutlak değeri x kare bölü 3'e eşittir. Çünkü bunun x ne olursa olsun negatif olmayacağını biliyoruz. Şimdi iki tarafı 3 ile çarpalım. Şuradan devam edeyim. Evet iki tarafı da 3 ile çarpıyorum. x kare küçüktür 3 oluyor. Bu da x'in mutlak değerinin karekök içinde 3'ten küçük olması anlamına gelir. Bunu eksi karekök içinde 3 küçüktür x, o da küçüktür karekök içinde 3 olarak ifade edebiliriz ve bu yakınsaklık aralığıdır. Buradaki kuvvet serisinin yakınsaklık aralığını da bulduk. Bu ayrıca kuvvet serilerinin özel bir durumu olan geometrik bir seri ve yakınsaklık aralığında 1 bölü 3 artı x kareye eşittir. x bu aralıkta olduğu sürece orijinal fonksiyonla aynı değerleri alacak ve bu da son derece mantıklı bir fikir öyle değil mi?